Sözü 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Levent Aysever'e bırakıyorum. Merhabalar. Ekrana geldim mi? Bilemedim. Evet hocam, ekrandasınız. Tamam. Bir kere Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Sonunda yeniden teşekkür edeceğim ama bu güzel konuşması için önceden de bir teşekkür etmek istedim. Hoş geldiniz 9. İzmir Felsefe Günlerine. 2012'de başlayan bir süreç bu. Başlıklarımızı konuştuk. Tekrarlamayacağım. Ama bütün bu yıllar boyunca biz bu etkinliğin pür akademik bir etkinlik olmasını istemedik. Meslekten felsefeciler ile felsefe severlerin buluştuğu bir etkinlik olmasını istedik hep. Ama yaşadığımız günlere de temas etmesini istedik. Ama bunun yanında da hep felsefe penceresinden olmasını istedik. Bilemiyorum bu başarabildik mi? Ama hep hedefimiz buydu. Ve bu düşüncelerle de bu yılki buluşmamızın konu başlığını özne meselesi olarak seçtik. Şimdi neden seçtik? Gerçekten de bir meselemiz var. Bir özne meselemiz var. Özde nedir diye birazcık bir şey söyleyeceğim. Arkasından bu felsefe tarihinde bununla ilgili çok kabaca nasıl bir düşünce zinciri takip edildi. Onu ana hatlarıyla bir iki filozof üzerinden dile getirmeye çalışacağım. Ve arkasından da nereye bu özde meselesinde nereye doğru gidebiliriz ile ilgili bir iki şey söyleyerek bu açış konuşmasını kapatacağım. Şimdi özne ne? Aslında Aristotelesçe hep şeyle başlıyoruz. Aristoteles, Platon gibi büyük filozoflarımızla başlıyoruz. Şimdi Aristotelesçe söylersek mantık ve dilde her şeyin kendisine yüklendiği, kendisi hiçbir şey yüklenmeyen en son taşıyıcı. Biraz tuhaf bir ifade olabilir ama yani tek tek şeyler. Söylediği şey bu. Mesela Sokrates. Bu anlamında özne kendisine yüklenen şeyleri taşır. Mesela Sokrates insandır dediğimizde Sokrates insan olmaklığı taşır. Bu da bu anlamıyla edilgindir ve etkilenir, etkileri açıktır. Ama özne bir de kendine yüklenen şeyleri gerçekleştiren bir şeydir de. Örneğin Sokrates koşuyor dediğimizde artık etkindir. Fiilde bulunur, yapıp eder. Faildir yani ve fiilin sahibidir. Fiilinin sorumlusudur. Bizim bugün ve yarın söz edeceğimiz özne işte bu ikincisi olacak. Yani kendimizden tek tek her birimizden söz edeceğiz aslında. Peki gerçekleştirdiğimiz fiiller neler? Neler yapıp ederiz? Üç temel fiilde bulunuyoruz. Felsefe tarihi boyunca üzerinde anlaşılagelen Aristoteles'çe söylersek teorik, pratik ve poetik dediğimiz etkinliklere karşılık olarak biliriz. Önce biliriz. Dünyanın mevcut varlık envanteri karşısında gerçekleştirdiğimiz fiiller bunlar. Bu fiillerde bizim payımıza düşen doğruyu söylemek. Eylemde bulunuruz. Başka öznelerle ilişkiye geçeriz. Yani ve bu fiillerde bizim payımıza düşen adaletli olmak. Bir de yaratırız. Dünyanın mevcut varlık envanterini genişletiriz. Ona yeni varlıklar ilave ederiz. Bu fiillerde de bizim payımıza düşen güzel şeyler yaratmak. Meselemizin ne olduğu tamam bu noktada anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bizi kuşatan yalanlar, bizi kuşatan adaletsizlikler ve bizi kuşatan çirkinlikler. Kısacası fiillerinin kendilerinden beklendiği sorumlulukları yerine getirmediği bir çağda ve dünyada yaşıyoruz. Peki fail kim? Bunun sorumlusu kim? İstisnasız her birimiz. Sorumluluğu başkalarına atmak işin kolay tarafı çünkü. Başkalarına sorumluluklarını öğretmek için işin yine kolayına kaçmak oluyor. Başkalarını suçlamak, meseledeki kendi payımızı düşünmeyi reddetmek oluyor.
Oysa faillik bilmek, eylemek, yaratmak ve bu ve bunların hesabını verebilmek demek. Öncelikle aynadaki kendi yüzümüze ve sonra muhataplarımıza. Aynadaki yüzümüzle hesaplaşmada bize yoldaş olacak olansa felsefe tarihinde konuyla ilgili tartışmalar. Özne, şimdi çok kabaca bir iki şey, biraz hani kaba ansiklopedik bilgiler. Özne, Aristoteles'te, daha sonra da Orta Çağ'da en son taşıyıcı anlamını taşıyor. 17. yüzyıla gelince Descartes'le birlikte bugünkü anlamını kazanıyor. Özne, kendisini nesnenin karşısında bulan, nesneyi karşısına koyan ya da karşısına konduğu veya kendini karşısında bulduğu nesneye bilme ve eyleme ereğiyle yönelen birey. Çotuk Söken'in cümlesi bu. Descartes, Orta Çağ'ın tüm varlık tartışmalarında merkezi bir noktada yer alan Tanrı'yı merkez olmaktan çıkarıyor ve yerine Cogito'yu, düşünen beni yerleştiriyor. Descartes'te düşünen ben, kendi varlığının farkına vararak önce kendini, daha sonra kendindeki ideler vasıtasıyla Tanrı'nın ve dış dünyanın varlığını bilen özne haline geliyor. Descartes'ten sonra 18. yüzyılda Kant, bilgi öznesinin yanına bir de eyleyen özneyi ekliyor. Kant'ta özne, öncelikle duysallığın saf biçimleri biraz çok kabaca, duysallığın saf biçimleri olan uzam ve zaman ve anlama yetisinin kategorileriyle bilen bir öznedir. Bilen özne, bu ikisini kullanarak bilgi üretir. Yani ham maddeyi alır ve ham maddeyi kategorilerle işleyip yargı haline getirir. Fakat özneyi tam anlamıyla özel bir özne kılıp onun ayrıcalıklı bir yere yerleştiren pratik akıl, bilme yanında aynı zamanda eyleyen bir varlık olarak özne, kendi eyleminin yasasını kendisi koyar ve koyduğu yasaya uyar. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında ya da sonlarında Nietzsche ile birlikte bu modern özne kavramının bir kurgudan ibaret olduğu itirazları yükselmeye başlıyor. Ve 20. yüzyılda öznenin Kur'an değil, söylemsel, toplumsal ve tarihsel pratikler tarafından kurulan bir şey olduğu iddiası yaygınlık kazanıyor. Fiillerinin faili olmayan bir özne kavramı yerleşiyor. Öznenin ölümü ilan ediliyor. İşte bugün bizi kuşatan yalanların, adaletsizliklerin, çirkinliklerin bir nedeni bu olabilir. Fiillerimizin faili olamamak, evet bizi sorumluluktan kurtarıyor. Doğruyu söylememe, adaletli olmama, güzel bir şey yaratmama mazeretleri veriyor bize. Ama bizi özgürlükten de ediyor, özgürlüğümüzden de ediyor. Fiillerimizin faili, yani sorumlusu olduğumuz ölçüde oysa özgürüz. Evet, söylemsel ve tarihsel ve toplumsal pratiklerin her birimizin üzerinde büyük bir baskı yaratmadığından hiç kimse söz edemez. Özgürlüğümüzü kısıtlıyor bunlar ama bir çıkış yolu var gibi. Daha var gibi değil, var. Felsefeyle biraz teması olan herkesin çok iyi bildiği bir söz var. Kendini bil. Delphi'deki Apollon Tapınağı'nın girişinde yazan eski Yunan'da Platon'un diyalogları başta olmak üzere birçok metinde karşımıza çıkan bir buyruk bu. Bir de onu tanımlayan ikinci bir söz daha var. Kendinle ilgilen, kendine özen göster, kendilik kaygısı diye literatürde Türkçeleştirilen bir tabir. Kendinle ilgilen, kendine özen göster. Bu da Foucault'un 80 sonrası derslerinde Platon'un 1. Alkibiades diyaloğuna referansla dikkatimizi çekip düşünce tarihinde izini sürdüğü buyruk. Nedir kendinle ilgilen? Yani kendini olduğundan daha iyi hale getir. Getirmeye çalış. Fakat kişi ancak insan olarak kendisinin ne olduğunu bilirse kendiyle nasıl ilgilenmesi gerektiğini bilebilir. Yani daha önce olduğundan daha adi olmaya çaba göstermesi gerektiğini bilir. Kendini bilen. Neyi bilip neyi bilmediğini bilmesi gerektiğini, bilmediklerini yeniden ve yeniden araştırıp öğrenmesi gerektiğini ve yarattıklarını daha güzel yapmaya çaba göstermesi gerektiğini bilir. Galiba bugün ve yarın bu iki buyruktan bol bol söz edeceğiz. Öyle düşünüyorum. Şimdi bu etkinliğin bir teşekkürle bitireceğim. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde Konak Belediyesi ile felsefe bölümümüzün güvene dayalı bir işbirliği var. Bu güven olmasa zaten 9 yıl boyunca devam edeceğini çok devam edemezdi.
Öncelikle Konak Belediye Başkanı Sayın Abdülbatur'a desteklerinden dolayı ve konuşmacılarımıza da konuşma yapma davetimizi kabul ettikleri için teşekkür ederiz. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ve bunun gerçekleşmesinde fiilen, bu etkinliğin gerçekleşmesinde fiilen rol alan isimler var. Onların adını da anmadan geçmek istemiyorum. Bir kere her şeyden önce Konak Belediyesi'nden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Tunalı ve onun ekibinden Özkan Baş ile Bahtiyar Yıldız, teşekkür ederiz kendilerine. 9 Eylül Üniversitesi'nde Ezgi Ece Çelik, Özlem Dua Kaya, Gamze Erdoğan, Gülsü Çivril, Özgür Saadet Doğan, Oğuzcan Sever. Bunlar da hala şu anda da olmak üzere bu aktif katkılarını devam ettiriyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bir de elbette bu yayının gerçekleşmesini sağlayan teknik bir ekip var. Onlara da teşekkür. Ve bir de adını anılmayan gizli kahramanlar var. Onların her birine de hiç karşılaşmadık ama biliyorum şu anda aktif olarak bu işin içindeler. Onların her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes için verimli bir iki gün olmasını diliyorum ve tekrar hoş geldiniz diyerek sözü Gülsün Çivril'e veriyorum. Tekrar ona veriyorum. Teşekkür ederim.